Herkese merhabalar. NTV Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir son dakika haberi ve gelişmesiyle karşınızdayız. Vatandaş artık sesini yükseltiyor. Sokaklarda, caddelerde karşılaştığı AK Partilileri protesto ediyor. Şimdi detayları aktaracağım size. Öncelikle rica ediyorum NTV Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimlerinizi de mutlaka açın. Çünkü sıcak gelişmeleri çalışma ve sosyal güvenlik hayatıyla ilgili en son bilgileri, en doğru bilgileri sizlere aktarmaya canlı yayınlarla, videolarla devam edeceğiz. Şimdi AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş önümüzdeki hafta biliyorsunuz emeklilerle ilgili toplantıda da bulunacak kendisi. Kayseri'de kendi memleketindeydi. Ancak Kayseri'de kendi memleketinde kendi seçmenleri tarafından protesto edildiler. Büyük bir tepki vardı. Bizi duymanız için, görmeniz için külliyenin önünde kendimizi yapmamız mı gerekiyor diye haykırdı vatandaş. Ve artık dediğim gibi vatandaş susmuyor. Eskiden AK Parti'nin işte bir milletvekili, bir bakanı, bir işte bürokratıyla karşılaştıklarında bu kadar böyle bir tepkiler göstermiyorlar. Daha naif bir şekilde taleplerini dile getiriyorlardı. Ama artık gitgide bütün bu adaletsizliklere, haksızlıklara, geçim sıkıntısına, zorluğuna sesini vatandaş daha yüksek ve öfkeyle açıkçası AK Parti'ye duyurmaya çalışıyor. İsterseniz önce görüntüleri izleyelim. Görüntülerden sonra değerlendirelim. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Biliyorsunuz önümüzdeki hafta emekli kararı da verilecek. AK Parti bütün bunlara maruz kalınca ne gibi bir karar verecek? Erdoğan göreceğiz. Bir ses veriyorum. Yeter artık dünya kendimizi yakmamız mı lazım ya? Ne bizi yedik ki? Vatandaşı dinle vatandaşı. Hiç duyulmuş bir şey mi ya? Zengin, fakir zengin bir adam duyulmuş bir şey mi ya? Ya onu yakacağım diyeceksiniz bizi. Ya bir dakika lan, yayını yapacaksınız. Olsun ya. Allah'ım. 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 Allah'ım
neden dinlemiyorsunuz vatandaşı diye haykırıyor vatandaş orada. Külliyenin önünde yapmamız mı gerekiyor sesimizi duymanız için? Bir başka hanım oradan sesini duyurmaya çalışıyor. Sadece konuşmak istiyoruz diyor. Mustafa Elitaş bu kalabalığın arasından güçlükle gireceği salona giriyor ve vatandaşlar da orada konuşmuyor. Aslında belki de böyle bir durup bir iki dakika vatandaşı dinlese, sorunlarını dinlese ortalık biraz daha sakinleşebilirdi ama tabii müthiş bir arbede yaşanıyor. Tepki çok büyük. O yüzden de hızla girmek istediği salona giriyor. Bu tabii konut yapı kooperatifleri mağdurlarının tepkileri ama bir yandan da orada hep böyle seslerde duyuyoruz. Yeter artık fakirden alıp zengine verdiğiniz cümleleri vardı. İşte neden dinlemiyorsunuz vatandaşı? Neden görmezden geliyorsunuz vatandaşı? Tepkileri ve protestoları vardı Mustafa Elitaş'a. Bakın gerçekten de artık o kadar böyle mağduriyetler, sorunlar o kadar haddini aşmış durumda ki vatandaş artık sessiz kalmıyor. Biraz önce de söylediğim gibi tepkilerini ortaya protestolarla AK Partilileri gördükleri her noktada gösteriyorlar. Emekliler de aynı şekilde öyle. Emekliler de çok öfkeliler. Asgari ücretliler. Ülkenin her kesiminde mağdur olmuş, herhangi bir konuda mağdur olmuş ve hızla yoksullaşmış bütün kesimler tepki halinde. Şunu söylemiştim, bakın şimdi önümüzdeki hafta emekli kararı verilecek. İşte en düşük emekli maaşına mı artış yapılacak yoksa işte adalet sağlanıp da, gerçek bir adalet sağlanıp da tüm kök maaşlarına, tüm emeklilerin kök maaşlarına bir seyyanen zam yapıp bu kök maaş uygulamasını ortadan kaldırıp herkesin ödediği prime göre bir uygulama mı yapacaklar, işte seyyanen zam getirip bilmiyoruz. Ama eğer gerçekten bunu yapmazlarsa, adaleti sağlamazlarsa büyük bir sosyal patlama yaşanır demiştik. İşte aslında bakarsanız bu Kayseri'de kendi memleketinde Mustafa Elitaş'ın yaşadığı şey, yaşadığı durum o büyük sosyal patlamanın öncüleri gibi gözüküyor, öncüsü gibi gözüküyor. Çünkü kimsenin dayanacak gücü kalmadı, kimsenin ayakta kalacak gücü kalmadı. Siyasetten tamamen umudunu kesti, AK Parti'den tamamen umudunu kesti. Mehmet Şimşek zaten hani öyle vatandaşın Mehmet Şimşek'le ilgili bir umudu yoktu. Ama en azından AK Parti'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok sevenleri var biliyorsunuz Erdoğan'ın. Erdoğan için oy verenler bile bu tepkileri gösteriyorlar. Ve diyorum ya bu artık sorunlar çözülmedikçe hatta o sorunlar, o yoksulluk her geçen gün büyük bir sorun yumağı haline gelerek büyüdükçe vatandaşın canını daha da fazla yakmaya başladıkça ki önümüzde gördüğümüz durum bu açıkçası. Daha da yoksullaşacağız, daha da büyük sıkıntılara gebe kalacağız. İşte bu sosyal patlamalar daha büyük bir sıklıkla yaşanacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta çok kritik, gerçekten çok kritik. Sadece emekliler için kritik değil önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği karar sadece emekliler için önemli değil. Sadece emekliler için kritik değil. Bakın göreceksiniz bu hafta verilecek olan karardan sonra vatandaşın tepkileri çok daha farklılaşacak, çok daha büyüyecek ve ondan sonra erken seçim sesleri daha da yükselecek. Bakalım iktidar buna ne kadar kayıtsız kalabilecek, ne kadar görmezden gelecek. İşte vatandaşın söylediği gibi bir dinleyin, bir konuşmak istiyoruz. Niye görmezden geliyorsunuz vatandaşı dedikleri noktada artık bütün vatandaşlar bu tepkiyi göstermeye başlayacaklar. Önemli görüntülerdi, önemli bir olaydı hakikaten de. Belki de bir dönüm noktası diyebileceğimiz bir olaydı Kayseri'de yaşananlar. Biz sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. ATV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi önümüzdeki günler Türkiye açısından ve vatandaşlar açısından önemli gelişmelere gebe. Bu gelişmeleri bizden takip edeceksiniz.